Çoban çantası otu, çoban çantası otu denmesinin sebebi çiçekleri tohuma döndüğünde çobanların çantasına benzer üçgen şeklinde kesecikler oluşu, içinde tohum dolu. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Almanya ve Japonya'da özellikle. Bunun birleşimindeki etken maddeler her türlü kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı. Şimdi bazıları ya hemoroid basın bir ameliyat. Gideyim ameliyat olayım. Otun çöpü niye kullanayım diyor. Şimdi bayanın bir tanesi öyle bir ameliyat 6 ay sonra bir ameliyat daha olmuş. 6 ay sonra bir daha, 6 ay sonra bir daha. Dördüncü ameliyatla yanlışlıkla ne yapmış doktoru? Makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Şimdi bayan diyor ki bana, beni aramış. Defacetimi tutamıyorum. Hocam altımı bezliyorum, ne olacak? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar doktoruna git, bir ameliyat daha yapsın. Çünkü ameliyattan önce bize geçseydi bir aylık bir iş. Hemoroidden dolayı ameliyat olmaya gerek yok. 4 defa 5 defa ameliyata gerek yok. Bir ay kullanıyorsun, bitiyor. O kadar. Evet. Şimdi ne oldu? Ameliyat, 4 ameliyat. 4. ameliyattan sonra genç yaşta makadını tutamıyor. Altını bezliyor. 80-90 yaşındaki yaşlılar gibi altını bezliyor. Altına kaçırıyor. Çünkü makada tutan sinirler kesilmiş yanlışlıkla. Yani olabilir. İnsan hali, doktor hatası, insan hatası olabilir. Yani makattaki sinir kesilirse ne olur? İş biter. Evet. Bu nedenle her türlü hastalık bitkilerle tedavi edilebilir. Tedavisi mümkündür. Hemen ameliyat iyi değil. Ameliyat da çözüm değil. Çünkü hastalığın sebebini ortadan kaldırmazsanız tekrar tekrar nüksedebilir rahatsızlık.